Tüm bunlar var ve bunlar olurken bugün birkaç sosyal medyada zikretmekten bile korktuğum, yani az sonra zikredeceğim ama korka korka zikrediyorum, kanımı donduran bir ifadeye rastladım. Sağlık çalışanlarına diyor ki bırakın, boşuna çalışıyorsunuz, boşuna uğraşıyorsunuz. Bunu söyleyen ne kötü desen, Kötü üzülür. kötü bile üzülür yani. Der ki yani ben de aynı şeye koyma bunu. Şeytan diyor ulan bu Benim de aklıma benim aklıma gelmezdi. gelmezdi diyor. Evet, burada belki bir şeye dikkat çekmek gerekiyor Turgay Güler. DİSK geçtiğimiz günlerde işi yavaşlatma çağrısı yaptı. Bakın bir sendika böyle bir dönemde onların biliyorsunuz üyeler arasında sağlık çalışanları da var. İşi yavaşlatma çağrısı yaptı. Bu ne demek? Bırakın hastanelerde işçiler çalışmayın, insanlar ölsün. Yani bu demek. Bunun başka izahı yok. Yani işte çöpleri toplamayın. Virüs iyice yayılsın. Böyle bir şey söylenebilir mi? Yani işte kötülük bu. Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Mamak Belediyesi Ankara'da sokakları yıkıyormuş. Ben bunu Twitter'da paylaştım. Belli yerlerde pis olan sokakları yıkıyor. Ne dediler biliyor musunuz bu kötüler? İsraf, su israfı, sokakları yıkamakla bir şey olmaz. Allah Peki sizi. aynı kötüler, biliyorum ben bunları çok iyi tanıyorum. Daha önce Ankara'da Mansur Yavaş heykel yıkamıştı. Çok büyük icraat olarak heykeli özel ilaçlı sularla yıkamasını çok büyük icraat olarak sunmuşlardı. Yani burada pes diyorsunuz diyecek hiçbir şey bulamıyorum ben. Yani Ya, ve ayrıca şunu da sanıyorlar, Emin o abi kadar israf cahiller ki bağlamında denilecek bir şey zannediyorlar ki var bu da sokaklar diyemiyoruz. şebeke suyuyla yıkanıyor. Ya çok şey denir de şebeke suyuyla yıkanıyor zannediyorlar. E bir de cahil. O su başka yerden geliyor. Benim bile kuyum var. Yani su kuyularından geliyor oradan. Gelsinler ben Ankara'nın yakınlarında 40 kilometre ileride onlara her gün 3-5 tanker su vereyim. Yani su ille de zannediyorlar ki çeşmeden akan suyu kullanıyor. Bu kadar da cahiller. Sen ontolojik bir israftan bahsediyorsun. Evet, aşırı ontolojik. Ontolojik bir israftan ben anladım Ya, onu. Şimdi bu arada bir cümle söyleyeyim. ontofizyolojik bir Ankara'da israf. Mamak Belediyesi'ne karşı bu öbür arkadaşların acayip bir alerjisi var. Çünkü Ankara'da Mamak Belediyesi Büyükşehir Belediyesi gibi çalışıyor. Tamam mı? Yani Büyükşehir Belediyesi gibi çalışıyor. Seviliyor. Bugünden potansiyel bir tehlike gibi görüyor Mamak Belediye Başkanı'nı. Ve enteresan bir şey oluyor. Neyse. Şimdi gelelim. Devam edelim. Neyse bir cümle de ben ekleyeyim o zaman Turgay. Bir Yani. cümle ekleyeyim. Mamak Belediyesi Ankara'ya giren ilaçlı araçların tamamını yıkıyor, dezenfekte ediyor, öyle alıyor. Büyükşehir'in yapması gereken bir şey bu. O zaman da tabii ki tepkileri çekiyor. Evet. Maalesef bunlar halka yapılan yardımlar, millete yapılan yardımlardan alerji duyuyorlar. Evet. Yani daha önce ne dedim? Halk düşmanlığı. Maalesef bunların yaptıkları halk düşmanlığı. Çünkü halka kim hizmet ediyorsa onu hedefe koyuyorlar ve yaylım ateşine başlıyorlar. Maalesef. Şimdi bugün İstanbul'da bir şey gördüm, bunu söylemem lazım ve bir uyarıda bulunmam lazım. Mustafa Şen bu uyarı için bana çok teşekkür edecek. En hassasımız o çünkü. Taksim'de Hayvanlar mı? polislerimiz oradaki güvercinleri yem veriyordu bugün. Gördüm, gördüm. Çok teşekkür ediyorum İstanbul polisine. Allah sizlerden razı olsun. Halbuki Büyükşehir Belediyesi bunları yapması gerekir. Çen 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 İki çen çuval çene yenmiyor bu çalmaktan başka neticede. bir halt ettikleri yok. Aynı zamanda sokak kedileri, sokak köpekleri, Aynı zamanda su ve sokak mama, kedileri, sayın belediye başkanlarımız evet, hepsi. hepsi mutlaka ve mutlaka. Bakın bir tanesi çıktı, bizim kapıya geldi. Golden cinsi bir köpek. O ev köpeğidir o zaman. Ev köpeği Evden yaşlı diye atılmış. bırakmışlar, atılmış. Öyle vicdansızlık olmaz. Ve direkt adrese geldi böyle yani. Of, hissediyor. Biz onu besledik. Allah razı olsun. Gitti, gitti. Besledik gitti, karnı doydu gitti. Bir süre ev içerisinde bizim kapıya gelmişti.
Bugün yine geldi. Yine bulamamış anladığım kadarıyla, yemin ediyorum. Görüntülerini göstereceğim sana. Yine besledik ve yine gitti. Yaşlı bir golden cinsi köpek. Biraz da ürkmüş, ürkek. Demek ki birisi ya bağırdı ya çağırdı, bir şey yaptı vesaire. Kötü davranıyor bazı insanlar. Eğer onları gözetirsek Allah mükafatını mutlaka verecektir bize. Bunu da söylemiş olayım. Yani bugün bir arkadaş bir sosyal medya paylaşımında... araya gir, söz al. Yok, Hasan abi yarım saat devam edecek. Sorun yok. Hasan abi bugün hepimizin tanıdığı, yani burada da program yapmış olan bir arkadaş şöyle bir şey yazdı. Yani Osmanlı dağdaki hayvanları da beslerdi. Kuşları da? Yani biz onların torunlarıyız. Evlerimizin önünde, sokaklarımızda hayvanlar var. Sokağa çıkmayı azalttık %80-90. Bu çok güzel salgın açısından, salgın zincirini kırmak açısından. Fakat bilelim ki o hayvanlar biz bu gezegene gelmeden önce bu gezegendelerdi. Bu gezegen aslında onların, biz sonradan geldik. Aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Bütün suların borulara kapattık. Su içemiyorlar. Yemeklerini, bütün avlanma sahalarını yok ettik. Kendimizin daha yaşamakta zorlandığımız, adına şehir dediğimiz yara açık cezaevleri yaptık. O hayvanlar burada yaşayamıyor. O hayvancağız belli ki yaşlı diye evden atmış. Şimdi goldenlar çünkü şeydir, eve alınırlar. O belli, sokak hayvanı değil onlar. Yani yapanlar bilsinler ki Allah bunu onlara soracak. Soracak. Hadi diyelim ki Allah'a inanmıyorsun. Ne olsun, kozmos sana bunu soracak bir türlü. Sana bir türlü o geri dönecek. Bir bela olarak sana o yaptığın kötülük, sana bir kötülük olarak geri dönecek. Ey insanoğlu, bunu yapma. Evet. Araya girip ben konuşayım. Evet, hemen söyleyeyim. Kocaeli Büyükşehir göndermiş. İyi pazarlar. Evde kalıyoruz dediysek bu soğukta dışarıda aç bekleyen dostlarımızı ihmal edeceğimiz anlamına gelmez. Mükemmel. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Barınaklarda besliyorlar. Şimdi sondan başlayayım. Sadık abiye selam olsun. Sadık Albayrak izliyorsa eğer selam olsun. Bizden de selam olsun. Çıkarttığı Osmanlı arşivlerinden böyle çok da güzel bir kitap yaptı. Osmanlı'da çalıştırılan hayvanlara bile haftalık izinler, günlük izinler, iaşeleri bile var. Yani diyelim ki çöp toplamak için çalıştırılan merkep diyelim ya da eşek diyelim, ne derseniz deyin. Onların işte efendim bazı günler çalıştırılamayacağı, bazı saatleri çalıştırılamayacağı, günün bazı saatlerinin dinlenmesi gerektiği ve şu kadar işte efendim onlara yem verilmesine dair fermanların olduğunu biliyoruz. Yani o anlamda bunu hatırlatalım. Şimdi biz hep kötüleri konuşuyoruz. Emin Pazarcı alkışladı galiba. Biz kötüleri konuşuyoruz. Ya şimdi arkadaşlar, büyük bir savaş var ve çok büyük bir başarı var ortada. Yani ben bunu söyleyeceğim. Şimdi ben de öbür tarafa geleyim biraz. Yani dünyada kıyamet kopuyor. Covid-19 üzerinden, işte koronavirüs üzerinden. Amerikan başkanı çıkıyor, diyor ki 100 bin ile 200 bin arasında insanı ölümüyle bu işi kurtarırsak kurtardık. Bu başarıdır diyor. 5 bin kişiyi geçmiş Amerika'da. Ha, bunu başaramazsak da 1,5-2 milyona... 2.2 milyon diyor. 2.2 milyon. Merkel Almanya'nın %80'ine... Şu anda İspanya ve İtalya, yani gerçekten Allah yardımcılar olsun, ne diyeyim, çok ağır bir mücadelenin içerisinde inim inim inliyorlar. Birebir tabir budur. İnim inim inliyorlar ve bizim asker uçaklarımızla yardım götürdüğümüz İtalya ve İspanya Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söylüyorlar. Kolilerin üzerinde de yazan ne biliyorsun değil mi? Enfes bir şey. Yani, Hazreti Mevlana'dan. Mevlana'dan her zor gün, her ümitsizlikten sonra ümit, her kanlıktan sonra güneş vardır diyor. Şimdi 88 ülke diyordum değil mi, müracaat eden, işte 50 küsürüne yardım edilmiş ya da 30 küsürüne yardım edilmiş durumda. Bunları geçtik. Türkiye'de de olağanüstü bir çaba var. Ama maalesef işte bu o kötüler, sizin bence çok iyi örneklerle tarif ettiğiniz ve gündeme getirdiğiniz edememişizdir. Emin ol, edememişizdir. Kötüler, ya, iyi oldu, iyi tarif ettiniz. Kötülerin yüzünden yapılan iyiliklerin ve devletin kime ne kadar dokunduğunu perdelediler bu adamlar. Yani ya şöyle bir şey oldu biliyorsunuz dün. Ya,
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu online topladıktan sonra çıktı ve dedi ki biz bize yeteriz. Pazartesi günü akşam biz bize yeteriz. Milli dayanışma kampanyası. Başlatıyorum dedi. Ertesi günü bir gün sonra olanlar başka devletler vatandaşlarına para veriyor. Siz vatandaştan para istiyorsunuz dedi eski başbakanımız. Ya bunu buraya koydum. İşte başka devletler vatandaşlarına şunu yaptı, siz ne yaptınız diye sordu yine bazıları. Demek ki bunu anlatmamız gerekiyor. Yani bunu hükümet anlatsın, yetkililer anlatsın filan da bizim de anlatmamız gerekiyor. Ya el insaf demek gerekiyor. Başta bunu söyleyelim. Niye bunu yapıyorlar onu da söyleyeceğim. Birincisi şu. En ufak, en zorda, en az, en alt gelir grubundaki insanlarımızın sayısını tespit etmişler. 2 milyon değil mi? Söyleyeyim bir. 111 bin. 2 milyon 111 bin hane. Hane. Onu söyleyeceğim. İnsan değil. Tabii hane. Çarpı 4 diyeceksin bunu. Evet. Yani hane tespit edilmiş. Kim tarafından? Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından. Yani bu insanlar gerçekten yardıma muhtaç insanlar. Bunlar yıllardır çalışan Sosyal Dayanışma Vakfı var. Fon denen. Onun kayıtlı elemanlar. Sistemde kayıtlı. Ve bu ailelere doğrudan her ay yardım yapılıyor her onlara. Her ay yardım yapılıyor. Bunlara doğrudan 1.000 lira verileceği ilan edildi. Ve biliyorsunuz postane PTT'ler üzerinden verilecekti. Şimdi bak son dakikada geçiyor hala bizim KC'mizde de var. Yoğunluk oluştuğu için bir dakika dediler hemen tedbir aldılar. Dediler ki evlerinize gidin kardeşim şu anda itibaren hafta sonunda dahil evlerde götürülüp o paralar takdim edilecek. Cep şimdi, telefonlarına da atılabilir. Hatırlıyorsunuz ilk bu olaylar olduğu zaman herkese 1 milyon verin. Hepsinin olmayabiliyor. Biliyorsunuz değil mi? Herkese 1 milyon verin diyenler vardı. Veriyor işte devlet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.